Arkadaşlar merhabalar. Temel kavramlarda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün neler göreceğiz? Asal çarpanlarına ayırma, pozitif tam bölen sayısı, tek veya çift tam bölen sayısı, tam kare bölen sayısı, pozitif tam bölenlerin toplamı, pozitif tam bölenlerin çarpımı asal olmayan tam bölenlerin toplamı ve kuvvet tamamlama sorularını çözüp bitireceğiz. Gençler bu başlıkları toplam iki tane videoda bitireceğiz. Ve şimdi asal çarpanlarına ayırma ile başlayalım. Bize 120 sayısını vermişler. 120 sayısının asal çarpanlarına ayırın istiyor. Arkadaşlar 120'yi yazıyoruz. Bir tane yanına çizgi çekiyoruz. 120'yi 2'ye bölersek 60. 60'ı 2'ye bölersek 30. 30'u 2'ye bölersek 15. 15'i 3'e bölersek 5. Evet 5'i de 5'e bölersek 1. Dikkat ederseniz kaç tane 2 var? 3 tane. O zaman 2 üzeri 3 çarpı. Kaç tane 3 var? 1 tane. 3 üzeri 1. Bir. 1'i yazmasak da olur. Kaç tane 5 var? 1 tane. 5 üzeri 1. Şimdi 120 sayısını arkadaşlar asal çarpanlarını ayırdık. Nereden anlıyoruz? kesinlikle arada çarpma olmak zorunda. Alttakiler asal ve birbirlerinden farklı olmak zorunda. Bakın 2 asal, 3 asal, 5 asal ve birbirlerinden farklılar. 120 sayısının kaç tane asal böleni var? Biri 2'dir. Biri 3'tür. Biri de 5'tir. Kaç tane? 3 tane. 120 sayısının asal bölenlerin toplamı kaçtır deseler? 3, 2 daha 5, 5 daha kaçtır? 10'dur. Gençler 21 çarpı 12'nin karesini asal çarpanlarına ayıracağız. Biliyorsunuz 21 demek 3 çarpı 7'dir. 12 4 kere 3 eder. Gençler bu iki ortak üsttür. Hem 4'ün üzerine 2 yazacağız hem de 3'ün üzerine 2 yazacağız. 4'ün karesi arkadaşlar biliyoruz 16'dır. 16'da 2 üzeri kaçtır? 4'tür. Evet 3'ü yazdık, 7'yi yazdık. 4'ün karesi yerine de 2 üzeri 4 yazdık ve 3'ün karesini yazdık. Şu anda verilen çarpımı, verilen sayı asal çarpanlarını ayıramadık. Neden? Tamam alttakiler asal ama birbirinden farklı değiller. Gençler sayılar tabanlar aynı ise çarpım durumundaysa üstler toplanır. 2 ile 1'i toplarsak 3 üzeri kaç eder? 3 çarpı 7 çarpı 2 üzeri kaç olur 4 Evet verilen sayıyı asal çarpanlarına ayırdık. Nasıl anlıyoruz? Arada çarpma var. Alttakiler asal ve birbirlerinden farklılar. Bu verilen sayıyı, bu verilen çarpımı asal çarpanlarına ayırdık. Kaç tane asal böleni var? Biri 3'tür. Biri 7'dir. Biri de kaçtır? 2. 3 tane. Bu verilen sayının veya çarpımın asal bölenlerin toplamı kaçtır? 7, 3 daha 10, 2 daha kaçtır? 12. Gençler bize bir toplam vermişler. Asal çarpanlarını ayırınız demişler. Biz 11'in karesi parantezine alsak 1'in karesi kalır. 2'nin karesi kalır. 3'ün karesi kalır. 11'in karesi parantezine alırsam 3'ün karesi 9, 2'nin karesi 4, 9, 4 daha 13, 1'in karesi 1, 13, 1 daha arkadaşlar kaç eder? 14. Yalnız 14 asal değil. Ben 14'ü 2 çarpı 7 yazacağım çarpı 11'in karesi. Verilen sayı asal çarpanlarına ayırdık. Bakın dikkat ederseniz arada çarpma var. Alttakiler asal ve birbirlerinden farklılar. Bu toplamın kaç tane asal böleni var? 3 tane. Biri 2'dir, biri 7'dir, biri de 11'dir. Bu toplamın asal bölenlerin toplamı kaçtır? 11 7 daha 18 2 daha kaçtır? 20. Son olarak 10 faktöriyel sayısını birlikte asal çarpanlarına ayıracağız. Biliyoruz 10 faktöriyel demek 1'den 10'a kadar olan sayıma sayılarını yan yana yaz çarp. Çarptığımızda karşımıza hangi asal sayılar gelir? 1 2 gelir. Bir 3 gelir. Bir 5 gelir. Bir de 7 gelir. Acaba 10 faktöriyelin içinde kaç tane 2 çarpanı var? Onu 2'ye böleceğiz gençler 5. Beş. 5'i bir daha 2'ye böleceğiz 2. 2'yi 2'ye böleceğiz 1. 5, 2 daha 7, 1 daha 8. Demek ki 10 faktöriyelin içinde 8 tane 2 çarpanı varmış. Şimdi 3 çarpanlarına bakacağız. Arkadaşlar 10'u 3'e bölersek 3, 3'ü 3'e bölersek 1, 3, 1 daha 4. Demek ki 4 tane 3 çarpanı varmış. 5'lere bakıyoruz. 10'u 5'e bölersek 2. Demek ki 2 tane de 5 varmış. Evet en son 10'u 7'ye bölersek 1 arkadaşlar. Demek ki 1 tane de 7 varmış. O zaman 10 faktöriyeli asal çarpanlarını ayırdık. Kaç tane asal böleni var? Biri 2'dir, biri 3'tür, biri 5'tir, biri de 7'dir. Yani 4 tane. Bu 10 faktöriyelin asal bölenlerin toplamı kaçtır derse 7, 5 daha gençler 12, 3 daha 15, 2 daha kaç eder? 17. Geldik ikinci sorumuza. 120 sayısının kaç tane pozitif tam böleni vardır? Gençler önce verilen sayıyı asal çarpanlarına ayıracağız. 120 demek 24 çarpı 5'tir. 24 3 çarpı 8'dir. 8 2'nin küpü çarpı 3 çarpı 5'tir. 3'ün üzerinde 1 var, 5'in üzerinde de 1 var. Şimdi gençler, eğer bir sayma sayısının kaç tane pozitif tam böleni vardır derse ne diyor? Yani bizden ne istiyor? Bakın, buraya 120 yazdım. 121'e tam bölünür, 2'ye tam bölünür, 3'e tam bölünür, 4'e tam bölünür, 5'e tam bölünür, 6'ya tam bölünür. Böyle gider, en son 120'ye tam böndür. İşte bizde bize diyor ki burada kaç tane sayı vardır? İyi de gençler bu 120 sayısı küçük bir sayı. Biz böyle yazıp kaç tane olduğunu bulabiliriz. Ama bu sayı büyük olursa işimiz zorlaşacaktır. O zaman bunun bir formülü olmalı gençler. Formülü şudur. Eğer bir sayma sayısının kaç tane pozitif tam böleni vardır derse asal çarpanlarını ayırdıktan sonra bu asal sayıların üstündeki doğal sayılara birer ekleyip çarpacağız. Evet gençler 3'e de 1 bir ekleyeceğim. 1'e de 1 bir ekleyeceğim. 1'e de 1 bir ekleyeceğim. ekleyeceğim. Bur 4 eder. Burayı iki eder. Burada 2 eder. Çarparsak sorumuzun doğru cevabı kaçtır? 16'dır. Şimdi gençler tabi bu mantık nereden geliyor? Bakın. 2 üzeri 3 kaçtır gençler? 8. 8'i tam bölen sayma sayıların biri 1'dir. Biri 2'dir. Biri gençler 4'tür biri de kaçtır? 8'dir. 3 sayısını tam bölen kaç tane sayma sayısı var? Biri 1'dir. Bir biri de gençler 3'tür. 5 sayısını bölen kaç tane sayma sayısı vardır? Biri 1'dir. 5 üzeri 0 1'dir. Gençler bir de 5'tir. Bakın burada Kaç tane elemanımız var? Kaç tane sayı var? 4 tane. Bakın üstün bir fazlası. Burada kaç tane sayımız var gençler? 2 tane. Burada kaç tane sayımız var gençler? 2 tane. Yani işin özü. Burada arkadaşlar eşleştirmelerde çarpma kuralına göre 4 çarpı 2 çarpı 2 kaç ediyor? 16. Bir de gençler unutmadan şunu söyleyelim. 121'e tam bölünür ama eksi 1'e de tam bölünür. Eksi 2'ye de, eksi 3'e de, eksi 4'e de, eksi 120'ye de tam bölünür. Yani bir sayma sayısının kaç tane pozitif tam böleni varsa o kadar tane de negatif tam böleni vardır. Yani 16 tane pozitif tam böleni varsa bunun 16 tane de arkadaşlar negatif tam böleni vardır. Eğer kaç tane tam böleni vardır derse ya 16 ile 16'yı toplayacağız ya da 16'yı 2 ile çarpacağız. 32 tane tam böleni vardır. Tabii ki sorumuzun doğru cevabı arkadaşlar kaçtır? 16. Geldik üçüncü sorumuza. X bir doğal sayı. Burada bir tane sayı verilmiş. Pozitif tam bölenlerin sayısı 18 ise X kaçtır? Verilen sayı asal çarpanlarına ayıracağız. 2 asaldır. Gençler 3 de asaldır. Aynısını yazdım. Yalnız 6 demek 2 çarpı 3'tür. Bura ortak üsttür. Yani hem 2'nin üstüne gelir hem de gençler 3'ün üstüne gelir. Yalnız şu anda bu sayı asal çarpanlarını ayıramadık. Neden? Aralarında çarpma var ama alttaki sayılar arkadaşlar farklı değil. O zaman burada da 2 var, burada da 2 var. Tabanlar aynı ise çarpım durumundaysa üstler toplanır. Ben x eksi 2 ile 1'i toplarsam o da 2 üzeri arkadaşlar x eksi 1 eder çarpım. Evet 3'lere bakıyoruz tabanlar eşitse çarpım durumundaysa üstler toplanır. Bir tane x bir tane x daha gençler 2 tane x eksi 2 artı 1 eksi 1 eder verilen sayı asal çarpanlarına ayırdık. Kaç tane pozitif tam böleni vardır derse artık formülünü biliyoruz. Üstündeki sayılara birer ekleyip çarpacağız. Ben x eksi 1'e de 1 e ekleyeceğim. 2x eksi 1'e de 1 e ekleyeceğim. Çarpıp 18'e eşitleyeceğim. Artı 1 eksi 1'i götürür. Burada x kalır. Artı 1 bir eksi 1'i götürür. 2x kalır. Eşittir. 18. 2 ile sadeleştirirsem 9. x ile x'i çarparsam x kare eşittir 9. Hangi sayının karesi 9'dur? O da x eşittir. Kaçtır? 3'tür. Dördüncü sorumuza geldik. 180 sayısının kaç tane tek pozitif tam böleni var? Aynı sayının kaç tane çift pozitif tam böleni vardır? Önce verilen sayı asal çarpanların ayrılır. 180'i yazdım. Gençler 180 36 çarpı 5'tir. 36 demek 4 kere 9. 4 2'nin karesi. 9 3'ün karesi çarpı kaçtır? 5'tir. Evet sayıyı asal çarpanlarına ayırdık. İsterseniz buraya bir daha yazayım. 180 eşittir. 2'nin karesi çarpı 3'ün karesi çarpı 5 üzeri 1. Diyor ki bu sayının kaç tane tek pozitif tam böleni var? Gençler bizim çiftlerle hiçbir işimiz olamaz. O zaman biz sadece 6 tek olanların üstündeki sayılara birer ekleyip çarpacağız. O zaman 2'ye 1 e ekleyeceğim. Şuradaki 1'e de 1 e ekleyeceğim gençler. Bura 3, bura 2. Sorumuzun doğru cevabı kaçtır? 6. Eğer eşleştirmelerde bu çift olanı teke karıştırırsam sayılar çiftleşir. Yani o tek sayıların hepsi çift olur. Demek ki tek pozitif tam bölenlerin sayısını isterse bizim hiç o zaten çift olan tek bir tane asal sayı var. O iki yani çift olanla hiçbir işimiz yoktur. Sadece tek sayıların üstündeki sayılara birer ekleyip çarpmanız yeterlidir. Geldik arkadaşlar 180 sayısının kaç tane çift pozitif tam böleni vardır? Bunu iki farklı yolla çözebiliriz. İsterseniz bu 180 sayısının tek çift bütün pozitif tam bölenlerin sayısından tek olanları çıkaralım çiftler olsun. Şimdi hepsini nasıl buluyorduk gençler? Üstündeki sayılara birer ekleyip çarpacaktık. 2'ye 1 eklersem 3, 2'ye 1 eklersem 3, 1'e 1 eklersem 2. 3 geri 3, 9, 9 geri 2, 18 tane hem tek hem çift hepsi. Kaç tane tek var? 6. 6 çıkarırsam 12 tane çift pozitif. Tam böyle ne olur? İkinci yolda şu gençler. Bu altında o çift olan yani 2 çift bir asal sayıdır. Zaten çift bir tane asal sayımız vardı. O da 2. Iki. O 2'nin üstündeki sayıya 1 eklemeden aynısını yazın. Ondan sonraki Asalların üstündeki sayılara birer ekleyip çarpın. Yani bu 2'ye 1 eklersem 3, bu 1'e de 1 eklersem 2 çarparsak kaç eder? 12. Geldik gençler bu videonun son sorusuna. 360 sayısının 6'nın katı olan kaç tane pozitif tam böleni vardır? Gençler 6'nın katı dediği için biz verilen sayıyı 6'ya böleceğiz. 6'ya bölersek kaç eder? 60. Yani 6 çarpı 60 olur. Artık bu 6 ile bir işimiz yoktur. Yani biz 60 sayısının kaç tane pozitif tam böleni var onu arayacağız. Yani 61'e tam bölünür, 2'ye tam bölünür, 3'e tam bölünür, 4'e tam bölünür ve böyle devam eder. En son 60'a tam bölünür. Önünde de 6 olduğu için 6 ile 1'i çarparsak bu 6, 6 ile 2'yi çarparsak 12. 6 ile 3'ü çarparsak 18. Dikkat ederseniz hepsi 6'nın katı olur. O zaman 60'ı asal çarpanlarına ayırırsak 12 çarpı 5. 12 demek 3 çarpı 4. 4 2'nin karesi çarpı 3 çarpı 5'tir. Üstündeki sayılara birer ekleyip çarpmamız yeterlidir. 2'ye 1 eklersem 3. 1'e 1 eklersem 2. 1'e 1 eklersem 2. 2 kere 2 4. 4 geri 3 kaçtır? 12'dir. Gençler bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.